Herkese merhaba, ben Ezgi Metin. Bugün Çek Bir Film'in ilk konuğu oyuncu Onur Yenidünya ile birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben dekoru bozmamamız mı gerekiyor? Yeni biliyor muyuz bunu? Hayır, tam da onu diyecektim. Sen yok ki Şöyle bahaneyle. bir giriş yapacaktım gölge. Bence güzel, direkt şeye kapağa bunu koyarız. Bozmamamız mı gerekiyor da acaba dekoru? Direkt kapağa böyle bunu Hoca koyarız. nerede, kızmıyor değil mi? Her şey Yok yok, gülüyor şu an. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Dün çok rahattım. Bugün çekim olacak. Gece sivilceler, karın ağrıları bilmem neler falan. Yaptım ben oradan. Şimdi klasik bir soruyla başlayacağım. Klişeler candır ya. Evet, tahmin edersin ne soracağımı. Ne soracaksın? Nasıl tahmin? Oyunculuğa nasıl başladın? Çok Kimsenin aklına gelmez bu soru. İlkokul birinci sınıfta ben çıktım sahneye. Sonra ikinci sınıf falan derken. Tabii biraz böyle bir ara verme süreçleri falan Ne oldu. oynadın ilk? Ne oynadım? İlk bir subayı oynadım. Bir Çanakkale subayını oynadım. İlkokul Vay. birinci sınıfta, evet. Ondan sonra işte okulda defileler, drama bilmem ne falan olduğu zaman ben hep en öndeyim. Öyle. Sonra bir ara verme süreci oldu. Profesyonel futbol hayatım oldu. Amatör eskrim falan yaptım da bir sporcu geçmişim var. Sonra küçük bir sakatlanma geçirdim. Yazık ki. Ama yazık ki diyemiyorum. Oradan sonra bir oyunculuğa evrilme olacakmış Ne bende. oldu? Ne sakat? Yan bağlarımda, çapraz bağlarda bir Geçmiş kopma oldu. olsun. Teşekkür ederim. Sonra oyunculuğa tekrar yöneldim. Yaklaşık bir 15 senedir de sahne sanatlarıyla, tiyatroyla, oyunculukla ilgileniyorum. Öyle. Şimdi mesela oyuncu olmak isteyenler var, bu yolda ilerlemek isteyenler var. Sen mesela ne öneriyorsun onlara? Karaktere hazırlanırken mesela hep metot oyunculuğunu mu kullanıyorsun yoksa nasıl? Ya karakteri çözümledikten sonra o metot oyunculuğu mu yapacaksın, ne yapacaksın? O kişinin kendi çalışma yöntemleriyle, metotlarıyla alakalı bir şey. Yani karakter analizini yaptın, karakterle ilgili birincil, ikincil veriyi aldın. Karakter nasıl oturur, nasıl konuşur, nasıl yer, nasıl içer, bunları aldın, cebine koydun. Daha Bir sonraki masa aşama... başı yani çalışması Tabii daha gerekir sonraki diyorsun. aşamada karaktere hangi metotla yön vereceksin, hangi oyunculuk metodunu uygulayacaksın da işte performansını göstereceksin. O tamamen senin çalışma prensiplerine, çalışma tercih ettiğin yola kalmış bir durum. Oyuncu olmak isteyenlere ne tavsiye ediyorsun diye sorarsan, sorunun içinde soru da vardı. Birçok soruyu aynı zamanda sorabiliyorsun. Yani önce üniversite olmak zorunda değil. Ama iyi bir eğitim. Kesinlikle. Yani iyi bir eğitim alsınlar. Bıkmamaları lazım, usanmamaları lazım. Çok yıpratıcı, yorucu süreçler. İşte dayanacak güçlerin olması lazım, psikolojilerinin sağlam olması lazım. Hani halk arasında bir deyim var ya, normal insan oyunculuk yapmaz, deli olması lazım falan. Yok öyle bir şey. Oyuncu dediğin insan çok sağlıklı bir ruh haline sahip olması lazım. Yani karaktere yön vereceksin, can vereceksin karaktere. O karakter işte seninle beraber bir sinema filmi boyunca mı gidecek? Yani bir ay boyunca mı taşıyacaksın? Ya da işte tiyatro sahnesine taşıyorsun, kaç sezon gidecek? Ya da diziye taşıyorsun, kaç sezon gidecek? O karakterin elini nasıl kullanması, nasıl yürümesi, Aynen. işte nasıl dinlemesi, hepsini bir çözümlemiş olman lazım ki sonra o yabancılamayasın. Yani kendin gibi olmayasın o Benimse kadar. artık. Evet, o kendin, o kıyafeti üstüne giydiğin anda artık o karakter olup da çıkman lazım kameranın Tabii. karşısına. Diğer türlü rolden çıktığın her dakika çok böyle işte fabrikasyon diziler hariç iyi bir yapımsa, iyi bir diziyse karakterden çıktığın anda zaten sırıtıyor. Bir birinci işte sezonun ilk bölümlerine bak, bir de son sezonun artık son bölümlerine falan bak. O karakterler nasıl oturmuş, ne kadar güzel hareket ediyorlar Tabii falan. artık Tabii, benimsemiş. daha doğal oluyor her şey. İşte o doğallığı yakalayabilmek için de bunu hayatının belli bir aşamasına taşıman lazım karakteri çıkartırken. Yürümene, oturmana, konuşmana, dinlemene, tuvalette gazete okumana falan. Na falan. Evet, gibi. Evet. Buyurun. Oyun oynayalım. Hayda. Kulaklık oyununu oynayalım. Güzel de oynuyordum ben. Geliyor. Duymuyorsun beni şu an. Tamam. Hı. Bana bak bana. Oyuncu koçu. Ne var ne? Oyuncu koçu.
Oyuncu. Öksüz mü? Oyuncu koçu. Öksüreyim. Oyuncu koçu. Bunların hepsi sinemayla alakalı olmak zorunda değil mi? Sorduğun sorular. Evet. Öyle başlayan. O. Oyuncu koçu. O. Ayar. Kat. Oyuncu. Oyuncu. Dudağıma bak, dudağıma. Bakıyorum, anlamıyorum. Müzik çok güzel. Manyak güzel. Oyuncu koçu. Müzik durdu değil mi? Oyuncu koçu. Oyun. Hayır. Oyuncu. Oyuncu. Evet, oyuncu. Tamam, oyuncu. Oyuncu koçu. Daha devamı mı var? Evet. Ya bu kadar uzun olur mu hocam? Oyun. Koçu, oyuncu. Koçu. Kırbaç. Oyuncuya kırbaç. Oyuncu koçu. Ya oyuncu. Vurun kırbaçı. Koçu. Koç. Koç. Oyuncu koçu. Evet. Bravo. Ben de. Niye? Vermem. Müzik çok güzel. Ben de, sonra sana geçiyor. Tekrar. Sende mi sıra? Evet. Gerildim şu an. Müziği kontrol edeyim bir saniye. Oyuncu kırbaçı. Kırbaç dedi ya. Hayda, buna çok kolay gitti ya. O tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Çok uzun ekmişler. O tarlaya ekilen bir şinik kekere mekere bozala bozmaçta pis porsuklu damış. Bu tarlaya tekerleme mi söylüyor? Kekere bozala bozmaçta pis porsuklu damış. O tarlaya ekilen. Kraket. Aban adan almayı abartı abartı. Kraket. Anlamıyorum. Ne? Bir daha. Tamam. Klaket. Bir daha. Anne şey. Klaket. Kalem. Klaket. Kes. Klaket. Klaket. Evet. Ama el kullanmaman lazım. Hadi ya. Evet. Tüh. Olsun. Ama olsun, bir taraftan bir şeyleri de yani kolaylaştırmak lazım. Sıra bende hocam yani. Sevdi. Bende. Bu müzik ne ya? Bunu bana göndersene sonra. Tamam. Sinopsis. Duydun değil mi? Sinopsis. Evet. Yönetmen. Bak, gördün mü? Yani kelimelerin ağızdan çıkışı, o artikülasyon çok önemli, tamam mı? Tabii ki. Evet. Çabuk kullanacak. Hemen. Müziği geriye alacağım, durdurmadım. Durdurdun, gördüm. Menajer. 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 B mi? B. O zaman B diye patlatarak niye çıkartıyorsun M harfini? Bak, B yapsam B olur. M. Evet. Menajer. Menajerimden özür diliyorum. Menajer. Vay arkadaş, başa alayım şunu. Böyle soruyor. Nasıl anlayayım? Devam ediyor musun? Devam ediyor da bitecek. Başa alayım. Iğdırını ığıl ığıl akan ırmakları ıklım tıklım ılgın kaplı. Senaryo. He? Ne? Senaryo. Trio ne? Trio. Taksim trio. Tek bir şey de. Senaryo. Traktör. Senaryo.
Çok yanlış mı sayılıyorum şu an? Anladığını söyle. Ben neler söyleyeyim? Senaryo. Senatör. Tabii senatör. Senaryo. Senaryo. Evet. Senaya kadar bildin de senatör nereden geldi? Traktör dedim ya. Kaç kaç oldu şimdi biz saymadık da. Aa, saatine... Bitti. Bitti. Yok bir dakika. Saniye falan tutulmuyor. Kim galip kim yani ne kere? Yani. Dostluk kazandı. Öyle. Dostluk kazandı evet. Yarışmanın bagajı mı? Malti ağzıma soktum ki. Hepsini sen yeme diye. Tarçınlı. Çok güzel. Güzel ben diğerini yedim. Bayıldım. Afiyet olsun. Bayıldım. Daha var bu arada. Peki. Böyle bir projenin işleyişinde mesela. Tamam boş ver ne projesi. Ne demek böyle insanlar merak ediyor. Yani hani bu yolda daha yeni adım atmış kişilere böyle. Geri dön, geri dön. Öyle demeyelim, öyle demeyelim. Korkmasınlar. Tamam. Yani böyle başından sonuna nasıl bir yol izlemeliler? Ve bir oyuncunun setteki adabı nasıl olmalı? Şimdi bu gibi programlarda böyle içinde çikolata olan şeyleri yemek çok riskli. Dışında bir şey var mı? Yok. Yok onu ben de düşündüm tamam. da. Yok. Bir kere ben tiyatro kökenliyim. Bizde hep bir usta çırak ilişkisi vardır. Evet. Ve bu ilişki çok güzel. Saygı açısından, insanların birbirine olan birimi açısından çok güzel bir usta vardır. Senden bir saat önce girmiş olabilir o tiyatro salonundan içeri. Fakat senden bir saat önce daha tecrübelidir. Yani bu dünyaya baktığın zaman dünyanın en pahalı sermayesi de tecrübe ise tecrübeye bir kere saygı duyacaksın. Son zamanlarda biz bunu bir kaybettik. Sadece dizi ve sinema oyuncularından mütevellit. İşte biraz o sahnenin tozunu yutmak lazım. Onda da başta söyledim ya hani üniversite okumak şart değil ama iyi bir eğitim almak şart. Yani o sahnenin tozunu yutmuş ustalardan, üstadlardan birinin elinden geçmek, onun tornasından geçmek şart. Her işin bir ustası var. Bu işin de ustası var. Usta şırak ilişkisi de bu işin vazgeçilmez hem insani hem ticari açıdan karnın guruluyor. Evet. Hem insani hem ticari açıdan mesleki açıdan olmazsa olmazlarının başında geliyor. Daha sonra işte sette güzel bir hiyerarşi var aslında. Yani herkes işini yaptıktan sonra o sizin ustanızdan almış olduğunuz insanlıkla alakalı, daha önce ailenizden almış olduğunuz edep ve ahlakla alakalı girersin. Set çaycısından kostümüne, stylingine, işte makyajına, saçına herkes birbirine hizmet eder. Herkes birbirine hizmet eder. Hepsi bir yerde oyuncuya hizmet eder. Oyuncu da yapıma. Yani işin iyi çıkması için, projenin iyi çıkması için aslında bir zincirin halkaları gibi. O yüzden bu İdraki kaybetmeden yani bu ikili ilişkileri kaybetmeden mevcudiyetinizi sürdürüyorsanız oyuncu olarak çok fazla öyle ekip arkadaşlarınız ona buna ego göstermeniz, ego kasmanıza falan gerek yok. Birlikte böyle bir dönen tekerlek gibi kamyonu taşıyabilirsiniz. Evet. Neyse işte. Peki şey olması gerekiyor mu bir şey oyuncunun? Şey olması gerekmiyor. Nasıl gerekiyor? Şey, şey olması gerekmiyor. Son dönemlerde şey olanlar daha fazla şey oluyor. Yok ama bence biraz şey olmalı. Biraz şey olmaması lazım. Yani, bence hiç şey olmamalı hocam. Birazcık şey olsun ya, hocam. Olan olsun ama herkes şey olmasın. Şey. Bu menajeri mesela bir oyuncunun menajeri kesinlikle olmalı mı? Olmalı. Yoksa... Olmalı çünkü... Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi siz mesela bir proje yapacaksınız. Sen bir senaryo yazdın. Bir yapımla anlaştın. Yapımcıyla anlaştın. Bu projeyi hayata geçireceksin. Sorulara bakmıyorum arkasına. Bu projeyi hayata geçireceksin. Şimdi bu proje masa başında işte yapım şirketinde masaya koyulduysa artık bunun bir ön çalışması, fiyatlaması bilmem nesi işte yapım maliyetleri falan çıkartıldıysa oyuncu bakma aşamasına geçildiyse karakterler üzerine bir kas direktörü tutarlar oraya. Yani oyuncularla ilgilenecek yönetmene, yapımcıya oyuncuları sunacak bir kas direktörü koyarlar bu işin başına. O kas direktörü de menajerlere ulaşır. Yani bizim bağlı bulunduğumuz, bizim pazarımızı yapan menajerlere ulaşır. O menajerler ellerindeki
müsait olan oyuncuları projeye sunarlar. Oyuncu da istiyorsa önce bir projeyi, hikayeyi görürüz, sinopsisi görürüz, kısa hikayeyi. Eğer oyuncu da istiyorsa bu projede bulunmak, onun sunumu kast direktörüne yapılır. Kast direktörü tekrar o işin toplantısını yapar. Mevcut bulunan, projeye dahil olmak isteyen, müsait olan oyuncuların sunumunu yapar. Onların arasından bir eleme yapılabilir. Bu bize uygun, bu bize uygun, bu bize uygun, bu değil falan diye. En son tekrar menajere dönerler, senden bir opsiyon isterler ya da bir audition metni gönderirler. Audition'ı çekersin, bakarlar işte karakteri yansıtabiliyor musun. Sonra tekrar o audition kısmında da bir eleme metodu uygulanır. Bir sonraki aşamada artık audition'da falan da yönetmenin istediğini veriyorsan kamerada ya da senin istediği yönetmenin görmek istediği karakteri verebiliyorsan bir sonraki aşama o yönetmenle tanışma ve toplantı aşamasına geçer. Yani tekrar seni birebir alır, konuşmak ister, tanımak ister, tekrar bir görmek ister kamera karşısında. İstediklerini söyler. O istediklerini de verebiliyorsan bir sonraki aşama artık aşama yok. İmza değil. Yapımcının da onay vermesi lazım. Yapımcı da onay verdikten sonra kanal onayı lazım. Sonraki süreç artık karakteri son olarak yönetmen nasıl görmek istiyor? Karaktere ufak tefek dokunuşlar yapacak, size açmazlarını verecek. Daha önce siz karakter analizine baktınız zaten. Yani çalışırken, audition metnine çalışırken, işte karaktere çalışırken yönetmen ne istiyor, proje ne istiyor, senaryo, senarist ne istiyor, bütün bunları çözümleyerek gittiniz. Fakat son noktada yönetmenin kafasındaki karakter daha farklı olabilir ya da değiştirmiş olabilir. Farklı bir şekilde görmüş olabilir son aşamada. Son olarak masa başında tekrar o karakter revizelerini yapıp onun üzerine çalıştıktan sonra okuma provaları başlar. Diğer karakterler de artık seçilmiştir, kast oluşmuştur ve okuma provalarına başlamışsınızdır. Herkes birbirine bir adapte olsun, karakteri görsün, karakterlerini görsün, rol arkadaşlarını görsün. Masa başı çalışmaları projeye göre değişir. Bir hafta olabilir, 3 gün olabilir, 2 gün olabilir, 15 gün olabilir aralıklı günlerle. Bu esnada işte mekanlar falan hazırlanmıştır yapım tarafından, işte sanat yönetmenleri tarafından sanat mekanlar, mekan aksesuarları onlar oluşturulmuştur. Derken bir set tarihi verilir ve sete çıkarsınız. Bu esnada tabii şeyler de var. Kostüm provaları, makyaj provaları, hoca ne istiyor, nasıl görmek istiyor, saçını nasıl görmek istiyor, kaşını nasıl görmek istiyor. Bütün bu prova süreçleri bittikten sonra da kamera denir artık. Çok şükür. Çok şükür. Peki menajer seçerken oyuncular nelere dikkat etmeli? Bir kere menajerin network'ü çok önemli. Yani nasıl bir ağ sahip? Yapımcılarla arası iyi mi? Piyasada varlığı var mı? Bir ağırlığı var mı? Ben evde rahat rahat işte kendimle alakalı gelişimler, kişisel gelişimler yaparken, mesleki olarak kişisel gelişimler yaparken ya da kendime vakit ayırırken o benimle ilgili çalışıyor mu? Aktif mi? Benim kafam rahat mı? Yani bütün bunun gözlemlemeleri de piyasada iş yapan menajerlere ulaşmak çok zor değil. Aslında yapılan işlerde bakıyorsunuz, işte roll caption akarken oradaki kast direktörleri, menajerler isimlerini yazıyorlar. Yani 10 tane işi takip etsen, 10 tane işten hemen hemen her projede yer alan kast direktörünü, menajerini yazsan, check etsen sonuçta eline bir harita çıkacaktır senin. Ona göre işte piyasanın içindeki arkadaşlarını da yönlendirmesiyle, onlarla sohbetle, muhabbetle bir şeyler ortaya çıkacaktır. Peki sektöre yeni başlarken iyi bir menajere kendini nasıl kabul ettirebiliriz? Yani herhangi bir geçmişimiz yok, herhangi bir projede yer almamışız. Güzel soru. Sektöre yeni başlarken kendini bir menajere kabul ettiremezsin. Önce iyi bir ajansla çalışman lazım, kast ajansla çalışman lazım. Kast ajansla işte dediğim gibi o yüzden az önce söylerken roll caption örneğinde kast direktörleri, menajerler falan yazıyor dediğimde aslında başlangıç noktasında kast direktörlüğü yani kast
ajansı üzerinden devam etmen lazım. Orada bir iki iş yaptığın zaman ya da göze çarptığın zaman daha sonra çalacağın üst işte segmentte menajerlerin kapısı sana en azından bir ölçüde aralanmış olacaktır. Bu senin meslekle geçirmiş olduğun saatle alakalı bir durum. Zaten ben daha önce de söyledim, hemen hemen her konuşmamda da benden nasihat isteyen arkadaşlarla da naçizane söylediğim bir şey var. Nasıl iyi bir oyuncu olunur? Nasıl iyi bir oyuncu olunur? Nasıl iyi bir manav olunur? Nasıl iyi bir kasap olunur? Meslekte en az 3000 saat geçirmen lazım. Yani o meslekte, o mesleği yapabilmen için, ustalaşman için 3000 saat geçirmen lazım. En az. Yani bu 3000 saati geçirdikten sonra zaten belli bir background'un oluşmuş olacak. Bir geçmişin oluşmuş olacak. Bununla da beraber gittiğin zaman bazı menajerlerin en azından çok celebrity çalışan menajerler haricinde belli bir işte menajer kitlesinin kapıları sana açılmış olacak. Şükür. Rica ederim. Peki. Teşekkür evet. ederiz. Niye? Niye mi? Niye? O kadar geldin. Ben gelmedim. Sen geldin. Ben buradaydım zaten. Hayır, ben buradaydım. Çok bitti teşekkürler. Mi? Evet. İyi ki geldin. Olmaz ki. Çok kısa sürdü ya. Oyuna geçtin. Oyuna mı geçeceğiz? Evet. Yok, gelirsin tamam. Gelirsin. Ben teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. Bir de evet. bitirmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Murat Onbul benim çok sevdiğim bir yönetmen. Türkiye'deki çok kaliteli insanlardan bir tanesi ve bu yüzük benim için çok kıymetli. Bana onun hediyesi. Şimdi programın ilk konuğu olduğum için ben bu yüzüğü böyle bir akım başlatarak hediye etmek istiyorum. Çünkü burada siz değer verdiğiniz için, buraya çağırdığınız için mutlaka çok değerli insanlar geçecek. Çok değerli insanlar gelecek. Belki de dünyaya mal olacak insanlar geçecek bu koltuklardan, bilemiyoruz. Ben böyle küçük şahsi bir akım başlatmak istiyorum. Bunu buraya hediye ediyorum. Daha sonraki aşamalarda diğer gelen konuklar da böyle ufak tefek küçük hediyeler bırakırlarsa son aşamada bunların böyle bir değeri olduğu anda artık bir sene sonra, iki sene sonra ne zaman bunlar açık arttırmayla satılıp insanları biz bir satıp bunlar açık arttırmayla satılıp savaş yüzünden, kaza yüzünden, terör yüzünden herhangi bir sebeple annesiz ve babasız kalmış yetimlere bağışlanmasını istiyorum. Mümkün. O zaman bu hediye, ama buraya koyayım. Nereye? Şuraya bir yere koyayım mı? Aynen. Alayım mı ben? Şurada bir yerde toplayalım mı bunları? İlle sen al. Yok ya, çalmayacağım. Onun için sonraki bölümden itibaren özel bir köşe yaparız. Tamam. Evet. O zaman ben şimdilik bunu buraya bırakıyorum. Tamam. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çağırdığınız, davet ettiğiniz için. Çok tatlısınız, çok güzelsiniz ekip olarak. Ben de bu ekipte bulunmak çok isterdim. Zaten öylesin. Hemen zimmetimizi alabiliriz. O zaman kendinize çok iyi bakın.